Gazanfer bir buz pateni pistinin etrafına parmaklık döşemek istiyor. Dikdörtgen şeklindeki buz pateni pistinin boyutları 40 metreye 20 metre olduğuna göre, Gazanfer'in döşeyeceği parmaklık kaç metre uzunluğunda olur? Şimdi, buz pateni pistinin 40 metreye 20 metre boyutlarında bir dikdörtgen olduğunu biliyoruz. Pisti çizerek başlamak istiyorum. İşte, bu gibi problemleri görselleştirmek soruyu çözmemizi kolaylaştırabilir. Kenarların biri 40 metreydi. Diğer kenarsa 20 metre. Gazanfer buraya 40, buraya da 20 metre uzunluğunda parmaklık döşeyebilir ama işi bununla bitmez. Neden mi? Çünkü maksat, daha önce buz pateni yapmamış insanların da bu pistte, buz üstünde kaymayı öğrenmeleri ise, ki bence öyle olmalı, Gazanfer acemiler ya da buz pateni yapmayı ilk kez deneyen insanlar için bu kenara ve bu kenara da parmaklık koymalı. Parmaklık, pistin sadece bir tarafına ya da iki tarafına değil, etrafına tamamen döşenmeli. Başka bir deyişle, pistin çevresinde komple parmaklık olması lazım. Yoksa kötü kazalar olabilir. Buz pateni pisti dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani burası 40 metre ise bu kenar da 40 metre uzunluğundadır. Aynı şekilde burası 20 metre ise bu kenarın uzunluğu da 20 metre olur. Ve artık Gazanfer'in kaç metre parmaklığa ihtiyacı olduğunu hesaplayabiliriz. Burası için 40 metre, burası için 20 metre, burası için 40 metre ve burası için de 20 metre daha parmaklığa ihtiyacı var. Bunların hepsini topladığımızda da ihtiyaç olan parmaklığın toplam uzunluğunu bulacağız. 40 artı 20, 60, 60 artı 40, 100 ve 100 artı 20 de 120 metre eder. Evet, Gazanfer'in bu buz pateni pistinin etrafına ya da matematiksel söylemiyle çevresine parmaklık döşemek için tam tamına 120 metre parmaklığa ihtiyacı var. İşte bu kadar basit.